Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Hepinize merhaba. Gündem Arda Güler'in Real Madrid'e transferi. Biz de bu konuyu konuşarak başlayacağız. Madrid'deyiz programımızın ilk bölümünde. Arkadaşım As Gazetesi'nin Real Madrid muhabiri sevgili Manu de la Juan bizimle birlikte. Kendisine Arda Güler transferinde Barcelona ve Real Madrid arasında yaşanan yarışı soracağız. Arda Güler acaba takımda kalacak mı yoksa kiralık olarak bir başka takıma mı gidecek? Bu olasılıklar üzerinde onun fikrini öğrenmeye çalışacağız. Hola, muy buenas Manu. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo estás Manu? Todo bien, todo muy bien por aquí. En primer lugar, te doy las gracias por haber unirse al programa y quiero saber tu opinión sobre el fichaje de Arda Güler. Bueno, es un jugador muy joven. Aquí en España no le hemos visto mucho. Los vídeos que vemos tienen muy buena pinta, pero hay que verle 10 partidos seguidos. Da la sensación de que a lo mejor para jugar ya en el Madrid a lo mejor no está listo, pero si se acaba quedando pues tendrá sus oportunidades. Yo creo que la gente está razonablemente esperanzada con el fichaje. Arda Güler çok iyi bir oyuncu. Arda Güler'in transferiyle ilgili olarak ne düşünüyorsun? Arda Güler bir kere çok iyi bir oyuncu. Biz onu İspanya'da çok fazla izleme şansı bulamadık ama videolarına baktığımızda gerçekten özel bir yetenek olduğunu görüyoruz. Potansiyeli olan bir futbolcu. Elbette ki Real Madrid'de şu an itibariyle direkt oynayabilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum ama Real Madrid belki de onu kiralık olarak bir başka takıma verecek ve gelişimini sağlayacak. Belli süreler içerisinde kiralık oynayabilir. Ama büyük bir potansiyeli olduğunu insanlar da burada düşünüyorlar. Yani beklentileri çok büyük Real Madrid tarafta ve buradaki futbol severlerin. Manu, se ha convertido en un competición entre el Madrid y Barcelona el fichaje de Arda Güler. Sí. Sí, pero es una competición que prácticamente no existe porque el Barcelona no tiene dinero para fichar. Podía hacer una operación como esta que no era demasiado cara. Pero primero tiene que hacer sitio. Ha fichado a Gundogan y no tiene sitio para inscribir a Gundogan de momento. Entonces, más allá de que Güler ha elegido el Madrid por su mayor prestigio internacional en los últimos años, la realidad es que el Barcelona ahora mismo no puede competir económicamente ni con el Madrid ni con los grandes de Europa. Bu transfer Barcelona ile Madrid arasında bir transfer çekişmesine sahne oldu. Bu konuda ne diyeceksin? Fikrin nedir? Evet, böyle oldu gerçekten de. Bir kere Barcelona'da çok ciddi ekonomik problemler var. Yani Barcelona parasal problemler yaşıyor. Dolayısıyla belki çok yüksek bir ücret olarak gözükmüyor Arda Güler'in sözleşme fesih bedeli ama buna rağmen Barcelona bunu bütünüyle ödeyebilecek güce sahip değildi. Bunun dışında Barcelona'da Arda Güler'le ilgili olarak transfer opsiyonları azdı. Çünkü İlkay Gündoğan'ı transfer ettiler. İlkay Gündoğan'ın transferinden sonra çok fazla transfer seçeneği yoktu. Satarak oyuncu almak gibi mecburiyetleri vardı. Buna karşılık Real Madrid çok daha rahat ekonomik açısından. Bu açıdan baktığımızda Real Madrid'in ekonomik açıdan yarışma gücüne ulaşabileceğini düşünmüyorum. Yani ulaşabilmesi mümkün değildi Barcelona'nın. Bu arada Arda Güler de tabii Real Madrid'i seçti. Özellikle son yıllara baktığımızda uluslararası alanda Real Madrid'in başarıları ve tabii imajını pekiştirmiş olması, çok daha itibarlı bir kulüp olarak gözükmesi Arda Güler'in de tercihini etkiledi. Bu anlamda Arda Güler Real Madrid'i tercih etti. Barcelona'da işte yeni transfer İlkay Gündoğan'dan dolayı bazı oyuncuları bundan sonra gelebilecek transferleri tescil ettirebilmek ekonomik açıdan, mali fair play kuralları açısından da problemdi. Bundan dolayı Barcelona yarışta geride kaldı. Manu, ¿crees que Arda podrá competir ser jugador titular o la idea de cederle a él a un club que quiera tener mucho más minutos que le gustaría? Bueno, sabemos que la idea del Madrid es que se vaya cedido, porque de hecho la idea inicial que tenía el Madrid era que se quedase en el Fenerbahce. No se queda en el Fenerbahce porque él mismo no ha querido. Al Madrid le gustaría que salga, de hecho lo has publicado tú mismo en AS hoy, que el Bayer Leverkusen es una opción buena para él por las buenas relaciones que tiene con el Madrid, porque Xavi Alonso es el entrenador. Pero bueno, si él se empeña en quedarse en el Madrid, en la plantilla tiene sitio. El Madrid ahora mismo solo tiene 4 atacantes. Entonces,
tiene sitio, pero no va a jugar mucho. Y yo creo que el Madrid prefiere que salga y juegue mucho. Vale, muy bien, muy bien. ¿Crees que será el nuevo entrenador tras la época de Ancelotti, Xavi Alonso? ¿Xavi Alonso sería nuevo entrenador en futuro del Madrid? Bueno, cuando eso suceda, yo creo que Xavi Alonso va a estar entre los candidatos. No me atrevería a decir todavía si va a ser él, pero que va a ser uno de los candidatos, de eso estoy seguro. Vale. Muchísimas gracias por las informaciones, hermano, y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte, Özgür. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Manu de la Juan bu bilgileri aktardı. Son olarak söylediği şey Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı, kiralık olarak bir başka takıma gidip gitmeyeceği ile ilgili sorum üzerineydi. Şunu söyledi. Arda Güler önemli bir futbolcu, elbette ki potansiyeli var ama sanırım Real Madrid onu kiralık olarak bir başka takıma verecek. Normalde Arda Güler için başlattığı müzakerelerde Fenerbahçe'yi bir sezon transferini tamamladıktan sonra, Arda Güler'i bütün haklarıyla aldıktan sonra Fenerbahçe'yi bir sezon kiralamayı planlıyordu Real Madrid ama futbolcu bunu istemedi. Futbolcu bir sezon daha devam etmek istemedi Real Madrid'de. Daha düzelterek söylüyorum, Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de oynamak istemeyince Real Madrid'in planları değişti. Dolayısıyla onu transfer ettikten sonra bir başka takıma kiralaması olası. Çünkü çok daha fazla süre almasını istiyor Real Madrid teknik heyeti. Onun 4 tane forvet var, 4 tane atak oyuncusu var daha doğrusu Real Madrid'de. Dolayısıyla bu çerçeveden düşündüğümüzde Arda Güler'e aslında yer var. Arda Güler oynayabilir ama istediği oranda oynayabilir mi? Bu şüpheli. Dolayısıyla çok fazla süre alamayacağını düşünerek daha fazla süre alabileceği, çok daha fazla maç yapabileceği bir takıma gitmesinin daha uygun olduğunu düşünüyor Real Madrid'li yetkililer onun. Dolayısıyla bir kiralama seçeneği söz konusu. Bugün benim de yazdığım haberde, AS gazetesinde Bayer Leverkusen'e, Xabi Alonso'nun, Real Madrid'in eski kaptanı Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e transferi söz konusu Arda Güler'in. Yani buraya kiralık olarak gitmesi söz konusu ki Xabi Alonso da buna yeşil ışık yaktı ve Arda Güler orada çok daha fazla süre alır. Bundesliga 1 deneyimi yaşar ve güçlü bir biçimde elbette ki gelebilir Real Madrid'e. Real Madrid'in planı onu Bayer Leverkusen'e ya da olmazsa bir başka takıma kiralık olarak vermek. Yani süre alabileceği, çok uzun süreler oynayabileceği, çok maç yapabileceği bir takıma göndermek kiralık olarak. Bunun dışında ek bir soru sordum. Xabi Alonso gelecekteki teknik direktörü müdür Real Madrid'in diye. Yani Ancelotti'den sonra adaylardan bir tanesi, güçlü bir aday dedi Manu de la Juan. Dolayısıyla şöyle bir teoriden de bahsediliyor İspanya'da. Mesela Carvajal şu anda takımın değişmeyen parçalarından bir tanesi, Real Madrid'in sağ beki. Daha önce Leverkusen'e gitmişti. Almanya'da kiralık olarak oynadı ve oradan çok maç yaparak çok güçlü bir biçimde Real Madrid'e döndü ve değişmeyen parçalarından bir tanesi haline geldi. Xabi Alonso'nun varlığı, Real Madrid'i çok iyi tanıyor olması, gelecekteki teknik direktör adaylarından bir tanesi olması da tabii Arda Güler'in Leverkusen'de çok fazla süre almasını, bu anlamda Real Madrid'e güçlü dönmesini sağlayabilecek faktörlerden bir tanesi olarak gözüküyor. Bu anlamda sanırım Arda Güler kiralık olarak Bayer Leverkusen'de ya da uygun bir takımda forma giyecek önümüzdeki sezon. Arda Güler için ne zaman takımda çalışmalara başlayacağı sorusu da gündemde. Bununla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Real Madrid ayın 10'unda ön hazırlıklarına başlıyor. Yani sezon öncesi çalışmalarına başlıyor ve ayın 17'sinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Los Angeles'ta bir kamp çalışması yapacak. Orada turnuvaya katılacak Real Madrid takımı. Milli takımdaki oyuncular ayın 10'unda gelmek zorunda değil Real Madrid çalışmalarına. Onlar 17'si ile 20'si arasında katılacaklar çalışmalara. Muhtemelen de Arda Güler bugün İspanya'ya gidiyor. Şu sıralarda havalimanında saat 3'te özel bir uçakta kalkacaktı. Belki röter yapmış olabilir ve akşam saatlerinde de İspanya'da olacak. Sağlık kontrolü ve imza töreninden sonra Arda Güler İstanbul'a dönecek ve ayın 20'sine doğru da doğrudan Los Angeles'a giderek Real Madrid'in kampına katılacak. Son bilgiler bu şekilde. Avrupa'dan futbol. İspanya.
Değerli dinleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra da bağlantılarımız olacak. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un başkanı, uzun bir basın toplantısı düzenledi. Bunu yayınladık bütün ayrıntılarıyla. Ve bundan sonraki bölümlerimizde de yine hatırlatacağız Trabzonspor'la ilgili olarak gelişmeleri. Galatasaray dün bir hazırlık maçı yaptı ve 3-0 öne geçtiği maçta Hull City'ye 4-3 mağlup oldu ama oyunun son bölümünde Galatasaray 11'i bütünüyle değişti. Çok genç oyunculara yer verdi Galatasaray. Ama tecrübeli kabul edebileceğimiz bir önceki dönem transfer edilen Morutsan gibi oyuncuların da çok fazla etkili olamadığını gördük. Sergio Oliveira'nın performansı da eleştiriye açıktı. Bu sezon öncesi yapılan bir hazırlık maçı. Skorlar çok büyük bir önem arz etmez ama 3-0'dan 4-3 mağlup olması Galatasaray'ın ve Kocaeli'de taraftarı önünde tribünlerin tamamen dolu olduğu bir ortamda böyle bir sonucun çıkması elbette ki moralini bozdu Galatasaray yetkililerin ama Okan Buruk'un bu konuda önemli açıklamaları var. Birazdan onu da yayınlarız. Bazı oyuncularda sakatlıkları nedeniyle oynayamadılar. Onlardan bir tanesi de Yusuf Demir sağ arka ayağında ağrı hissettiği için maç kadrosundan çıkartılmış son dakikada. Tam oynayacağı maçlarda sakatlıklar yaşıyor. Onun da talihi böyle sanırım diyor Okan Buruk. Yusuf Demir biliyorsunuz federasyonun son yaptığı düzenlemelerden sonra yerli statüsünde oynayabilecek. Bu Galatasaray'da kalma olasılığını arttırıyor. Çünkü Yusuf Demir maç yaptıkça çok daha iyi olabilecek futbolculardan bir tanesi. Onun da temel problemi 11'e girememekti. Ya da süre alamamaktı. Bundan sonraki dönemde eğer sakatlık problemi yaşamazsa ya da antrenmanlarda iyi çalışıyorsa ben Yusuf Demir'in Galatasaray'da süre alabileceğini ve bu süreleri iyi değerlendirebileceğine inanıyorum. Çünkü potansiyeli olan bir futbolcu. Yerli statüsünde olması tabii süre alması bakımından daha fazla şansını arttırıyor onun. Yani yabancı statüsünde olduğu için önünde çok daha tecrübeli oyuncular var. Galatasaray hedefe gidiyor. Ona çok fazla şans gelmedi. O da oynayamadığı için belki küstü ve antrenman performansı ile ilgili sorun yaşadı. Böyle bir problem vardı ama bu dönem onun için her şey çok daha iyi gözüküyor. Bu arada Arda Güler şu anda İstanbul Havalimanı'na geldi ve özel bir uçak da basın mensuplarının arasından geçerek havalimanına giriyor. Özel bir uçak da Arda Güler Madrid'e gidecek. Birazdan uçağa kalkacak. Ben de görüntülere bakıyorum. Sizlere anlatmaya çalışacağım bunu. Elbette ki iki tane polis Arda Güler'in koluna girdi. Çok ilginç. Polis koruması eşliğinde havalimanına giriyor. Geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına giriyor. Basın mensuplarının bu anlamda Arda Güler'e ya da babası Ümit Güler'e soru sorması mümkün değil. Çünkü kendilerini taşıyan araçtan indikleri anda polisler hemen etraflarını çevirdiler korumak amacıyla ve havalimanına girişini sağladılar. Arda Güler'in çok enteresan bir gidiş töreni, daha doğrusu gidiş oldu. Görüntü açısından baktığımızda Arda Güler geniş güvenlik önlemleri altında geldi ve şu anda güvenlik kontrolünden geçiyor. Birazdan da uçağa binecekler. Yani burada herhangi bir açıklama yapmasını istemiyor olabilir Real Madrid kulübü ya da bu konuda hassas davranıyor olabilir. Çünkü Real Madrid bir imza töreni düzenleyecek onun için. O bakımdan herhangi bir açıklama yapması ailesinin ya da kendisinin çok uygun bulunmamış olabilir Real Madrid açısından. Her türlü önlemi alarak Arda Güler'in Madrid'e gelmesini sağlıyorlar. Gerçekten geniş güvenlik önlemleri altında geldi ve şu anda havalimanına girdi. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından programımız devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray'ın etkin isimlerinden eski Galatasaray yöneticisi Sayın Bülent Tulun bizimle birlikte. Bülent abi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Özgür. İyi çalışmalar dilerim ben de, kolay gelsin. Nasıl geçiyor yaz dönemi sizin için? İyi, gayet iyi geçiyor. Gayet güzel. Geçiyor. Keyifli geçiyor. Dünkü hazırlık maçını izlediniz mi, Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı maçı? Evet, evet izledim. Biraz Galatasaray taraftarı buruk ayrıldı stat'tan. Yani 3-0 galipken 4-3 mağlup olmak ama bunlar hazırlık maçları. Ne gördünüz? Hangi oyuncular ön plana çıktı? Hangi oyuncular sizce hayal kırıklığı diye de hayal kırıklığı şeklinde bir tanımlama bir hazırlık maçı için doğru olabilir mi? İlk hazırlık maçı. Yani bana göre çok önemli değil. Çünkü yani Galatasaray'da ilk defa A takım formasını giyen 3-4 oyuncu vardı. Kolay şeyler değil. Galatasaray tam takım olarak sahada yoktu. Dolayısıyla bir hazırlık maçıdır yani. Ben çok önemsemiyorum. Ha, anladım. Akademiden gelen oyuncular, altyapıdan gelen oyunculardan hangisini beğeniyorsunuz? Hangisinin çok daha fazla şansı var geniş kadro için ya da forma rekabeti için? Valla zaten hak edenler oynuyor. Federasyonun 8 yabancıya sahada izin vermesi altyapıların önünü tıkadı Türkiye'de. Yani o 3 kişinin arasına girmek öyle kolay bir şey değil. Özellikle büyük takımlarda.
Dolayısıyla valla oynayan çocukların, yer alan çocukların, altyapıdan gelen hepsi iyi. Hepsi iyi çocuklar. Hepsi oynayabilirler birçok birincilikte, ikincilik takımlarında. O bakımdan ama bunların içinde benim gözüme en çok çarpan Emin Bayram oldu. Emin Bayram. Emin, evet. Bayram'a Avrupa'dan, İngiltere'den teklifler olduğundan bahsediliyor. Siz duydunuz mu böyle bir şeyi Bülent abi? Valla ben de işte senin gibi şeyden, medyadan duyuyorum. Ama doğruluğunu bilemiyorum. Olabilir. Gitmesinde büyük yarar var bence. Hı hı. Gitmesinde büyük yarar var. Galatasaray'da tabii Nelson ve Abdülkerim olduğu sürece çok fazla oynama şansı gözükmüyor değil mi? Öyle tabii. Kaan da var. Kaan da var, doğru söylüyorsunuz. Evet, o bakımdan yani 21 yaş, 20 yaş, 21 yaş, yani İngiltere'de bir takımda oynamak herkese nasip olmaz. Hı hı hı. O bakımdan yani gitmesinde yarar var. Anlıyorum. Sayın Bülent Tulun'la sohbetimiz devam ediyor. Sasha Boyun ve Nelson'un İngiltere'den çok ciddi teklifler aldığını söylemiştiniz önceki bağlantımızda. Bununla ilgili somut bir gelişme var mı, size ulaşan bir bilgi? Valla ben de senin gibi medyadan takip ediyorum. Çok somut bilgi şimdiye kadar duymadım. Olabilir tabii, ikisi de Avrupa klasında oynayacak oyuncular. Özellikle Sasha ile Nelson için söylüyorum. Yani iyi bir alışverişte oyuncular da gitmek istiyorsa Galatasaray bunları yollayabilir. Önemli oyuncular ama yerlerini doldurmak kaydıyla tabii. West Ham United'da bir golcüden, santfordan bahsediliyor. Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsediliyor bu santforun. Mihail Antonio. Çok fazla süre alamadı ama yırtıcı, stoperleri dağıtabilen, gol üretkenliği olmasa bile çok mücadeleci bir oyuncu. Atletik özelliklerinin yüksek olduğundan bahsediliyor. Bu futbolcuyu izlediniz mi daha önce? Dikkatinizi çeken oyunculardan bir tanesi. Hayır, hiç. İlk defa bir şey yaptım, duydum ben de. Hı. İlk defa duydum, izlemedim. Ama tabii her şey Icardi'ye bağlı. Tabii, Galatasaray'ın önceliği. Önceliği, numara bir Icardi. Icardi'de duyduğum kadarıyla olumlu gelişmeler var. Öyle mi? Evet. Çok önemli bir bilgi. Nedir duyduklarınız, bizimle paylaşabilir misiniz? Valla yani iyi bir yıllık ücretle, yani Arabistan'a bilmem nereye gideceğine, hem kendisinin hem çevresinin, ailesinin çok mutlu olduğu İstanbul'da yaşamayı tercih edecek intiba var bende. Anladım. Bildiğim kadarıyla Galatasaray Paris Saint Germain'de aldığını bütünüyle veriyor. Evet, orada aldığının tamamını veriyor gibi bir rakam var ortada. Evet. Ama tabii futbolcunun kendisine bağlı. Futbolcu burada kalmak istiyor gibi bir izlenimim var. Anladım. Burada istiyor. Araplardan da gerçi iddia ve dedikodular çok fazla çıkıyor ama resmi bir teklif gelmemiş. Ve tabii Avrupa'da kalması çok daha güncel. Bir de İtalya seçeneğinden bahsediliyor. Milan'ın, Roma'nın ilgi gösterdiğinden bahsediyor ama benim bildiğim kadarıyla Inter'in Paris Saint Germain'e transferi sırasında Icardi ile ilgili bir özel maddesi var sözleşmeye koyduğu. Inter demiş ki İtalyan bir kulübüne satarsa Paris Saint Germain sonrasında Icardi'ye 15 milyon euro ekstra para ödemek zorunda Paris Saint Germain. Dolayısıyla Paris Saint Germain açısından da çok makul gelmiyor İtalya pazarı Icardi'yi satmak açısından. Aynı fikirdeyim ben de. Bir de yani özellikle kendisi ve ailesi İstanbul'da çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Bir oyuncu için düşündüğü parayı da aldıktan sonra şampiyon da olmuş bir takımın gol kralı vesairesi. Yani çok önemli şeyler bunlar. Önemli faktörler. Kriterler, evet. Çok önemli faktörler. Kalacak gibi görünüyor. İnşallah kalır. Evet. Bu arada Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oldu. Galye ile yolları ayrıldıktan sonra Luis Enrique, İspanyol teknik direktör, beklenildiği gibi Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oldu. Tabii bilmiyorum, Luis Enrique'nin Icardi'nin kalması yönünde bir tavrı olabilir mi? Siz bu konuda bir tespitte bulunabilir misiniz? Şimdi burada direktörün kalması, Icardi'nin kalması yönünde bir şey olsa bile önemli olan futbolcunun ne istediği. Tabii futbolcunun ne yapmak istediğidir. Büyük bir ihtimalle Galatasaray'da kalırsa zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Yani Galatasaray'ın o iki eleme şeyini geçeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla yani burada mutlu.
parasını puluna alıyor. Düşündüğü para da, Galatasaray'ın teklif ettiği para da aşağı yukarı Paris Saint Germain'de aldığı para. Yani ben bir büyük bir ihtimalle kalacak diye düşünüyorum. Anladım. Ve bu süreç çok uzamayacak anladığım kadarıyla. Bu ay içerisinde netleşecek galiba Icardi. Daha evvel netleşir diye düşünüyorum. Mesela ne kadar? Yani 10 gün içinde. 10 gün içinde netleşir. Galatasaray 10 gün içinde önemli 2-3 transfer yapıp kapatıp ondan sonra zaten hazırlık maçları vesaire gruplar başlıyor. Hı hı, doğru söylüyorsunuz. Icardi'den sonra hangi transferleri gerçekleştirir, hangi mevkilere sizce Galatasaray? Valla tabii tamamen Nelson'la Sasha'nın şeyine bağlı, trafiğine bağlı. Muhakkak çok çalışıyor Galatasaray'da yöneticiler de, özellikle Erden Timur kardeşim de, Dursun Başkan. Herhalde alternatifleri şu anda hazırladılar. Yani bir Nelson'un bir kişi ki aşağı yukarı zannediyorum 25 milyon euro isteniyor Galatasaray tarafından. Sasha için de bir 20 isteniyor. Bunlar da pazarlıkla 2-3 aşağı falan olabilir. Ama bunlar yollandığı anda hazır olan oyuncular var, onları alması lazım. Evet evet. Yani onların yerine hemen doldurabileceği oyuncuları alması lazım. Tabii çok önemli. Özellikle Nelson çok önemli oyuncu. Yani orada bu sezonda çok büyük katkısı olan bir oyuncu. Hem sportman bir şey oluşuyor. Yani benim bir hastalığım var zaten. İskandinav futbolcunun başımda taşırım İskandinav. Değil mi? Disiplinli evet. Olmaları, oyun temel bilgilerinin iyi olması. Tabii tabii. Adam gibi adamdırlar. Terbiyeli, ahlaklı, dürüst insanlardır. O bakımdan keşke gitmese de kalsa Galatasaray'da. Ama bu böyle bir trafik var tabii. Futbolcunun da arzusuna bağlı. Onların arzusu nedir onu biliyor musunuz? Nelson'la Sasha Boyd? Valla Sasha bildiğim kadarıyla Premier'e gitmek istiyor. Gitmek istiyor. Gitmek istiyor. Nelson'la ilgili çok somut bir bilgim yok. Zaten ketum bir çocuk. Öyle çok ortalarda olan bir çocuk değil. O bakımdan ama muhakkak alternatifini hazırlamışlardır. Galatasaray'da Erden kardeşimle Dursun Başkan. O bakımdan enteresan bir dönüm noktasında Galatasaray bu iki oyuncu açısından. Evet. Bakalım neler olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi hedefinin önüne koyduğu için bildiğim kadarıyla yönetimin, futboldan sorumlu yöneticilerin ve teknik heyetin planlaması bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali görebilmek. Elbette ki grup aşamasını aşmak bunlar evet. Eskisi kadar kolay değil, çok daha zor ama amaç bu. Dolayısıyla kadroyu büyük ölçüde korumak istiyorlar ama futbolcunun iradesi gitmekten yanaysa bu durumda pek bir şey yapamıyorsunuz. Yani tutamazsınız değil mi? Gönülsüz şey olmaz. Gönülsüz iş olmaz. Arsenal Sasha Boy'a gerçekten doğru bir ilgi gösteriyor mu sizce? Gösteriyor bence de. Takip de ediyorlar. Yani Sasha Galatasaray'a çok küçük paralarla gelen bir oyuncu. Ve yani maliyetinin 5-6 katına gitmiş oluyor ki iyi bir alışveriş olur. Doğru. Galatasaray Fransa'dan aldı Sasha Boy'u. Evet. Daha önce Fransa pazarında siz çok iyi biliyorsunuz. Fransa pazarında ikincilikten de oyuncular. Mesela Karol geldi. İkincilikten gelmişti. Fransa Lig 2'den geldi. Evet. Fakat Galatasaray'da başarılı olamadı. Ama Sasha Boy geldi. Geçen sezon gönderilecek derken bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Şimdi Galatasaray'ın transfer yapma olasılığı en yüksek futbolcusu. Evet. Geldi. Evet. Şey, alternatifi de var. Yani Sasha iyi bir şeyle pazarlıkla giderse neticede Leo Dubois var. Evet. Leo Dubois da iyi bir oyuncu. Çok fazla forma bulamadı ama çok çok iyi bir bek. Çok iyi bir sağ bek. O bakımdan orada bir problem olmaz Galatasaray. Nelson giderse Galatasaray'ın alternatifi kimdir acaba? Duyduğunuz bir isim var mı stoper için? Hiçbir isim duymadım. Hiçbir isim duymadım ama yine bir oradaki oyuncunun usta bir oyuncu olması lazım. Lider karakterli, topu tabii, çok iyi tabii, kullanan, soğukkanlı. Bir de yani bir 90 dakika boyunca bulunduğu mevki itibariyle bütün sahayı gören, bütün stratejiyi çizebilecek bir oyuncu. Çok fazla variyetesi olmayan düz ve lider bir oyuncu olması lazım. Düz ve lider bir oyuncu, anladım.
Evet. Peki. Var mı Galatasaray ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey Bülent abi? Ekleyeceğim bir şey yok. Yani üzüntüm 8 yabancı olunca altyapıların ümit kalması. Siz ne diyorsunuz bu kuralın devam ediyor oluşuna? Vallahi kulüplere belki belli bazı başarılar getirir. Mali olarak yük de getirir. Ama aşağıdan gelen oyuncuların yer bulamamış olması, hak ettikleri halde yer bulamamış olması bu şeyden dolayı, sistemden dolayı üzücü geliyor bana. Yani Erik Yeriz zamanını hatırlayın. Hatırlıyorum. Evet, yani 21 tane 18 yaşını doldurmamış oyuncuyu A takım kadrosuna aldı. Bunların hepsi 10 sene 15 sene futbol oynadılar birinci liglerde. Doğru. O bakımdan orada böyle bir kırıklık var içimde. Anladım. Dolayısıyla bu kuralı tasvip etmiyorsunuz. Zaten bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın da bu kuralın değişmesi, sınırsız yabancı kuralının, yani yabancıya sınırlama getirilmemesi yönünde bir görüşü var Galatasaray yönetiminde, değil mi? Valla şey, o bizim tabii milli takımımızı dahil hepsini etkiliyor. Evet. Yani 8 yabancı yerine en fazla 6 yabancı deseler, hiç olmazsa 5 oyuncu altyapıdan hedefleri olur yani. Çocuklar. O bakımdan böyle içim buruk biraz. Peki. Çok teşekkür ederim Bülent abi. Ben teşekkür ederim. Özgür'cüğüm, iyi yayınlar diliyorum. Sevgiler. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Sayın Bülent Tulun, Galatasaray bölümümüzde bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Xabi Hernandez'in bir açıklaması var. Arda Güler'le ilgili bir soru sorulmuş Xabi Hernandez'e. Barcelona'nın teknik direktörü ne diyor? Başarılı teknik adam genç futbolcuyla ilgili sorulan soruya cevap vermekten kaçınmış aslında. Xabi Hernandez, Arda Güler'in Oriol Romeo ve Vitor Roque ile durumu aynı. Diğer kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular bu konu hakkında yorum yapmayacağım ifadelerini kullandı. Barcelona bir süredir Romeo ve Vitor Roque'nin transferi için girişimlerini sürdürüyordu. Ama Barcelona'da çok ciddi bir ekonomik kriz olduğu için ödeme gücü sorunu böyle transferleri bitirmesini engelliyor değerli dinleyiciler. Bu arada Fenerbahçe Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyuna aydınlatma platformuna bildirdi. Ve Arda Güler de İspanya'ya gitti. Az önce anlatmıştım, havalimanında geldi ve geniş güvenlik önlemleri altında içeri girdi değerli dinleyiciler. Sevgili İsmailer, Beşiktaş bölümümüzde bizimle birlikte. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde çok önemli bir haber var. Beşiktaş'ın altyapıdan çıkan oyuncularıyla ilgili olarak. Sevgili İsmailer, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim ben de, kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Vallahi biliyorsun sezon öncesi hazırlıklar başladı, transferler başladı. Biliyorsun bir de kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz sıkıntı. Doğru. Ve ikileri de bir arada, kulüpler bu arada işi becermeye çalışıyorlar, bitirmeye çalışıyorlar. Tabii en büyük sıkıntı da bildiğin gibi para. Bu nedenle Türk futbol tarihinde yetişen nadir futbolculardan biri Arda da para nedeniyle İspanya'ya uçtu. Evet. Bugün sizin Hürriyet Gazetesi'nde çok önemli bir haberiniz var. Mustafa Erhan Hekimoğlu Beşiktaş'ın altyapısına yetişti. Mario Gomez'den daha iyi golcü başlığıyla verildi bu haber. Detayları nedir? Forma rekabeti içerisinde yer alacak mı bu futbolcu? Şimdi sen de antrenmanları sık sık izliyorsun, görüyorsun. Genel olarak baktığımızda antrenmanlarda futbolcu özbenliğini ortaya koyuyor. Yani Mustafa Erhan Hekimoğlu sadece Beşiktaş altyapısında değil, aynı kategoride U16 yaş grubunda, yani milli takımda görev yaptığı dönemde de, yani bugüne kadar yaptığı maçlarda da performansıyla, temposuyla çok iyi bir performans sergiledi. Bu nedenle teknik direktör Şenol Güneş yetenekli olmayan gençleri pek A takımı almaz. Ve Beşiktaş Gençlik Geliştirme Koordinasyon Kurul Başkanı Mehmet Ekşi işte milli takımdan geldi. O da yetenekli gençleri ekibiyle birlikte toparlayıp A takıma sürüyor. Bu nedenle milli takımdan gelip de A takımda yer almak gerçekten çok önemli olay.
Ve Beşiktaş'ın Mustafa Erhan hem tekniğiyle hem performansıyla hem de oyun zekasıyla ben iddia ediyorum. Yani ben tabii hocaların da görüşü, teknik direktörlerin de görüşü gelecekte Arda Turan gibi 30 yılda 50-60 milyonluk fiyatlara büyük ihtimalle Avrupa'ya gider. Ama tabii önemli olan oyuncunun kendine bakması, bu çok önemli bir olay. Bu konuda hocalar inanılmaz çalışıyorlar. İnanılmaz bir reaksiyon gösteriyorlar yeni oyuncu yetiştirmek için. Çünkü biliyorsunuz A takımda da artık eskisi gibi para eden oyuncular kalmaması ve oyuncu yaşının her geçen gün düşmesi, başkan ve yönetimi de, scout ekibinde, teknik direktörleri de oldukça düşündürüyor. Bu gerçekten zor bir olay. Bu zorlukları da, bu sıkıntıları da atlatmak için de büyük ihtimalle gençleri çok iyi bir şekilde çalıştırıp piyasaya sürmek. Ama yine pilot takımda, Beşiktaş pilot takımında olan 2005 doğumlu Alperen Derin var. Defans oynuyor. Sanırım Türkiye'nin değil sadece Avrupa'nın da en önemli stoperler arasında, defans oyuncuları arasında. O da yakında A takımda yerini alacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in de önemli yıldızlar arasında boy gösterecek. Yani bu konuda gerçekten Beşiktaş altyapısını, Mehmet Ekşi ve yönetimini tebrik etmek gerek. Çok inanılmaz özveriyle çalışıyorlar, kısıtlı imkanlarla. Saha sorunu olmasına rağmen iyi bir programla, iyi bir projeyle gençleri A takımı, Türk futboluna, ülke futboluna, dünya futboluna sunmaya gayret ediyorlar. Sevgili İsmail Er, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Beşiktaş bölümümüzü Hürriyet Gazetesi yazarı İsmail Er bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu aşamasında konuğumuz doçent doktor Sayın Lütfü Savaş. Biliyorsunuz Hatay Anakent Belediye Başkanı ve Hatay Spor'unda onursal başkanı. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Özgür Bey, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Eksik olmayın, ben de iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Önce Hatay'ı soralım, kentte durum nasıl Sayın Başkan? Kentte şöyle... Acil yıkılması gerekenler bir tane ağır hasarlı binalar, yaklaşık 50 bine yakın bina daha şu anda yıkılmayı bekliyor. Bunlar yıkılıyor. Ama yıkılırken de çok toz oluyor. Artı yıkan arkadaşlar temelden yıkmadıkları için temeli bırakıp gidiyorlar. Bir de tabii ki altyapıya büyük zarar veriyorlar. Bu da bizim iş yükümüzü aynı zamanda o altyapının altındaki içme suyu şebekesi, kanalizasyon kullanan insanları da mağdur ediyor. Bu nedenle daha titiz çalışmalarını istiyoruz ve hızlı çalışmalarını da istiyoruz. Tabii ki bir an önce insanlar bu tozdan ve altyapının bozulmasına, kurtulması lazım. Bir yandan da Hatay'ı nasıl ayağa kaldırırız, onun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde ayağa kaldırmaya başlayacağız. Yeter ki şu ağır hasarlı binaların yıkımı bitsin. Anladım. Orada tabii yeniden yapılandırma çalışması için önce mevcut durumun düzeltilmesi lazım. Ağır hasarlı binaların ortadan kaldırılması lazım. Bu da bir anladım süreç. Sayın Başkan, bu konudaki çalışmaların hızlandırılma şansı var mı? Ya da bahsettiğiniz ölçülerde yani temellerini de bütünüyle ortadan kaldırıp daha temiz bir çalışma yapma imkanı var mı önümüzdeki süreç için? Bu ihaleleri yapan AFAD yetkilileriyle yarın Sayın Valimizle görüşeceğiz. Sayın Valimize bu konuyu aktaracağız. Anladım. Sayın Lütfi Savaş'ta sohbetimiz devam ediyor. Hatay Spor'da çalışmalarına Riva'da devam ediyor. Yeni sezon çalışmaları başladı. Yarın da kongreniz var Sayın Başkan. Hatay Spor'un kongresi var bildiğim kadarıyla. Büyük ölçüde değişecek mi yönetim? Kongreyle ilgili ve yeni sezonla ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Şöyle
kongrede yeni arkadaşlar alacağız ama eski arkadaşlardan isteyen herkes devam edebilecek. Çünkü biz kader birliği yaptık. Bu takım üçüncülüğe düşerkenden itibaren birçok arkadaşımızın yönetimde bu takıma desteği var. Bugünlere gelmesi sadece benim değil, bu yönetici arkadaşların da büyük desteği de oldu. Biz yol yürüdüğümüz arkadaşları, yolda bulduklarımızı da değişmeyeceğiz. Hı hı. Ama biraz daha ekonomik durumu yoruk da bizimle birlikte yürümek isteyenleri de katacağız. Biraz aileyi genişleteceğiz. Eski arkadaşlarımızı da eskiden kim emek etmişse onlar devam edebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bakalım neler olacak. Sayın Başkan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bir açıklaması vardı. Riva'da çalışıyor Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü. Geçen sezon da bunu yapabilirlerdi Riva'da. Niye çalışmadıklarını anlamıyorum şeklinde. Yani depremden sonraki rehabilitasyon sürecinden sonra lige devam etme olasılığı olabilirdi şeklinde bir anlam çıkartıldı bu açıklamadan. Bilmiyorum, yorum yapmak ister misiniz yoksa gerekli görmüyor musunuz? Ya yok Sayın Şenol Güneş bu ülkenin elden yetiştirdiği futbol adamlarından, futbolculardan biri. Biz saygı duyarız. Herhalde soru sorarken veya soruyu cevaplandırırken yanlış anlaşılma vardır. Hatay ve diğer illerimiz dünyadaki karadaki bugüne kadar ölçülen en büyük depremi yaşadılar. Büyük bir travma oldu. Ve 23.065 kişiyi kaybettik. Biz 96.654 tane de bina hasar gördü. Ağır hasarlı, acil yıkılması gereken ve yıkılan. Burada resmi rakamlara göre de 23.065 kişi öldü. 451 kişinin kimliği tespit edilemedi. Hayatını kaybedenler 210 kişi de hala kayıp. Ortalama 262.000 ev zarar gördü, oturulamayacak durumda. 46.300 küsür de iş yeri zarar gördü. 2.500 civarında ahır zarar gördü. Yani bu kadar zarar görüp bu kadar insan kaybeden ve o soğukta, yağmurda 5 gün boyunca yıkımların altında kalıp da hayatını kaybeden bu kadar insan varken stat, antrenman sahası, futbolcularımızın kaldığı yerler harap olurken üstüne üstlük 5 tane de Hatay Spor ailesinden biri profesyonel takım, 2 genç takım, 14-15 bu 14-15'te oynayan oyuncularımız, bir genç takım hocamız, bir de tesislerde çalışan kızımız vefat etti. Bu kadar acilin üstüne stat da zarar gördü. Ne oynayacak bir sahamız vardı, ne antrenman sahamız vardı, ne de insanların barınacağı bir mekan vardı. Bu şartlarda ve şehir bu sıkıntı içindeyken futbol oynama şansımız gerçekten de hem fiziken hem ruhen müsait değildi. Biz Sayın Şenol Güneş'in futbol kalitesine, futbolculuğuna, futbol adamlığına saygı gösteriyoruz. Bence yanlış anlaşılma olmuştur. Yoksa gerçekten çok beyefendi bir insan. Bizim acılarımızı mutlaka o da Hatay'a bir gelip görse hissedecektir. O nedenle Sayın Şenol Güneş'in o sözleri konusunda yanlış bir yorum yapmak istemiyoruz. Biz ona saygı duyuyoruz. Ama burada sadece bizim değil 11 tane ilin bu belki de 1000 yılda bir olabilecek 3 tane üst üste 112 saniye süren ve bizim küçük kıyamet gibi görmüş olduğumuz bu tabloyu görseydi muhtemelen böyle bir şey bir cümle kurmazdı. Peki Sayın Lütfi Savaş, Doçent Doktor Lütfi Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor'un Ulusal Başkanı bu fikrini bu şekilde ifade etti. Sayın Başkan, tabii yeni sezonun için çalışmalar, transfer çalışmaları da yapılıyor. Volkan Demirel de belki Fenerbahçe'nin teknik direktör opsiyonlarından bir tanesiydi ama Hatay Spor'da kalmayı tercih etti bildiğim kadarıyla. Doğru mudur? Doğrudur. Şunu söyleyeyim. Volkan Demirel çok değerli bir insan. Artık o bizden fazla Hataylı. En zor günlerimizde Hataylı insanın elini bırakmadı. Ve gerçekten de bizim yöneticilerimiz kadar,
Hatta çoğu yöneticimizden daha fazla bu sıkıntılı günlerde Hatay Spor'un yanında oldu. Hatay Spor'un dağılmasını önledi ve yeni sezon içinde hazırlıklar yapılırken bizim başkan vekilimiz Aydın Bey'le birlikte en çok sıkıntıları gideren, en çok geleceğe takımı hazırlayan, en çok da bu takım için emek sarf eden bir kardeşimiz. Biz onu gerçekten de seviyoruz ve Hatay Spor'un gerçek sahibi olarak görüyoruz. Bizim gönlümüzdeki yeri gerçekten çok başka. Kendisi istemedikten sonra bu takımda gitmez. Tabii ki biliyoruz onun için Fenerbahçe çok önemli bir takım. Yıllarca Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış. Ama ondan daha tecrübeli başkanı demeyen bir abisi olarak ben daha tecrübeli bir şekilde Fenerbahçe'ye veya milli takıma gidip oralarda kalıcı olmasını isterim. Gerçekten de çok bilgili, yetenekli, çalışkan, cevval bir kardeşimiz. Ama tecrübeyle bunu süslediği zaman Fenerbahçe'ye gitmesini tercih ederim veya milli takıma gitmesini tercih ederim. Oralarda o zaman kalıcı olur. Buralarda birçok şey tolere edilebilir ama büyük camialarda, Fenerbahçe gibi camialarda gerçekten de o formayı giymek de, o formayı giyenleri hazırlamak da, o seyircinin önünde maça müdahale etmek de gerçekten de Hatay Spor ve diğer Anadolu takımları kadar kolay değil. Bu nedenle burada pişsin ama daha sonraki yıllarda Fenerbahçe ve milli takım için tabii ki başarabilecek, oralarda o takımları yönetecek kapasitede bir kardeşimiz. Ama şu var ki önce seviyorduk ama depremden itibaren birçok kaybımız oldu ama en çok da Volkan Hoca'yı Hatay kazandı. O nedenle biz onu çok seviyoruz. İnanın gözünde ne para ne pul var. Sadece ve sadece Hatay'a desteklemek, Hatay'ı yüceltmek var. Bu nedenle de saygıyı hak ediyor. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim katıldığınız için programımıza ve yarınki kongrenin hayırlı uğurlu olmasını dilerim Hatay Spor adına. Amin. Çok teşekkür ediyorum tüm spor izleyicilerine, dinleyicilerine. Hatay'dan selamlar, saygılar diyorum. Hatay'ı kimse unutmasın. Hatay'ı ve diğer illerimizi, Hatay'ı ve diğer 10 tane ilimizi tekrar ayağa kaldırana kadar tüm Türkiye'nin kalbinin, gönlünün ve zihninin bizlerle olmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu iller zengin yattı, fakir kalktı. Sağlıklı yattı, uyanamadı veya 3-4 gün içerisinde yıkıntılar altında mücadele etti, hayatını kaybetti. Ama Hatay'ın ve diğer 10 tane ilimizin hala en az 4-5 yıl Türkiye'deki bütün insanlarımızın hem duasına ihtiyacı var hem fiilen desteğine ihtiyacı var. Bizi ve diğer 10 tane ilimizi lütfen kimse bırakmasın. Belki diğer illerimizde hayat devam ediyor ama buralarda da huzurlu, mutlu ve umutlu hayatın devam etmesi için Hatay'ın değil Türkiye'nin diğer 11 ille birlikte yatıp kalkması, düşünmesi ve destek vermesi ilk günlerdeki gibi gerekir. Çünkü bu bölgeler, sınır bölgeleri, serhat şehirleri, bu şehirlerin ayakta kalması ve buradaki insanların gelecek adına umutlu olması lazım. Bu ancak hep birlikte dayanışma ruhuyla, birliktelikle olur. Bize bu fırsatı verdiğiniz için Radyo Spor'a sizlere çok teşekkür ediyorum. Hatay'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Eksik olmayın Sayın Başkan. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Değerli Nijer, programımızın bu aşamasında özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bu röportajı Dimitrios Pelkas'la gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Fenerbahçe ile yolları ayrıldı ama Türkiye'de devam etme olasılığı var. Arda Güler'i, Fenerbahçe dönemini, Türkiye'den teklif alıp almadığını, Yunanistan'da devam edip etmeyeceğini ve pek çok konuyu konuşacağız. Kendisiyle Dimitrios Pelkas şu anda telefon attığımızda. Hello, good afternoon Dimitrios.
Hello, good afternoon. Thank you very much to join us for this program. I hope you're fine. You're welcome. Yes, I'm fine. I'm in Greece right now and I'm fine. Thank you very much. Thank you very much. Before I'm going to ask you my question, then your answer, I'm going to translate for your words, okay, explanation for... It's okay. Yes, it's okay. Okay. You had an opportunity or chance to continue at Fenerbahçe? If I have right now or if I had in the past? Past. All right, right I now. I don't know. Yes, I don't know because... I didn't receive any call from Fenerbahce to renew my contract, and they sent me a letter for goodbye, and we live now in our ways, Fenerbahce in their way, and I'm on my way. Fenerbahçe'de devam etme şansın var mıydı ya da işte geçmişte devam etme şansın var mıydı? Yani Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmak, sözleşme yenileme konusunda herhangi bir girişimimiz olmadı. Sadece bana bir yazı gönderdiler yolların ayrıldığına dair ve veda nitelikli bir yazı. Dolayısıyla durum bundan ibaret. Ben de artık kendi yolumu çizmek durumundayım diyor Dimitrios Pelkas bizimle birlikte. I'm sure that you receive many offers from Turkey. You will keep playing football in Turkey, Turkey or not? Yes, I have a lot of offers, but I still waiting to decide the best offer for me for my future. And you know, it's a pleasure because I was very happy there. I played very very nice. I enjoy a lot, and now I have to decide in the next days. Türkiye'den teklif alıyor musun? Eminim teklifler vardır ama Türkiye'de devam etmeyi istiyor musun? Evet, çok sayıda teklif alıyorum ama şu anda netleşmiş bir yorum söz konusu değil. Bunları değerlendiriyoruz. Kendim için, geleceğim için en iyisini yapmaya çalışacağım. En iyi tercihi yapmaya çalışacağım. En iyi teklif hangisi ise onu tercih edeceğiz. Çünkü ben Türkiye'de oynamaktan elbette ki mutlu olurum. Bu beni mutlu edecek bir faktör. Çok sayıda da teklif geliyor diyor. Sivasspor are interested in your transfer, Dimitrios. Sivasspor. I don't want to speak about any specific team because I think it's also it's not correct. But I have a lot of offers from Turkey, and I told you before I'm still waiting and I will decide the best for my future. Sivasspor senin transferinle ilgileniyor mu? Ben herhangi bir takım isminden bahsetmeyi doğru bulmuyorum ve tercih de etmiyorum açıkçası. Daha önce size söylediğim gibi çok sayıda teklif aldım. Türkiye'den almaya devam ediyorum ve bekliyorum en iyi teklifi değerlendirmek için. En iyi teklifi değerlendireceğim geleceğimle ilgili olarak ama Türkiye'de oynamak beni elbette ki mutlu eder diyor. There is a possibility to come back to play in Greece. For example, your ex, your former club, PAOK, is an option for you. Right now it's also Greece is an option for me because I have to decide. I have to speak with my agent and to see what is the really best option for my future. Everything is open for me. Peki Yunanistan'da devam etme olasılığın var mı? Mesela PAOK senin için bir seçenek olabilir mi? Elbette ki Yunanistan'dayım ve Yunanistan'da devam etme seçeneklerim var. Ben menajerimle birlikte bütün bu seçenekleri değerlendiriyorum, bu gelen teklifleri değerlendiriyorum ve bir karar vereceğiz. Nerede devam edeceğimi, en iyi seçeneği değerlendireceğim. Elbette ki Yunanistan'da da devam etmek bir seçenek olarak önümde duruyor. Arda Güler has been a new player of Real Madrid. It's a great signing, correct? Yes. I'm very happy with for Arda because I also in all this period I keep talk with him and also today I sent him congratulations. He's really, really very, very good player and I'm really happy for him because the future is in front of him and I'm sure if he continue to work like he worked when I was in Fenerbahçe and he keep humble and his character is very good and he continue like this, all the future is in front of him and I hopefully
to see him and to enjoy him in the big, big games of Champions League and to win titles and everything to be very nice for him. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi çok önemli bir olay. Ne dersin? Bu konudaki fikrini merak ediyorum. Evet, onun adına çok mutluyum. Arda Güler'i tanıyorum ve onu tebrik ettim ve tebrik ediyorum Arda Güler'i. Bence çok önemli bir transfer ve geleceği çok büyük olan bir futbolculardan bir tanesi. Eminim Arda Güler Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere pek çok ünvanın sahibi olacaktır. Çok doğru bir karakter olduğunu düşünüyorum Arda Güler'in ve gerçekten mütevazı bir insan. Karakteriyle futbolu birbiriyle örtüşen bir futbolcu. Dolayısıyla onun Real Madrid'de de iyi günler ve başarılar yakalayacağını umut ediyorum. Gerçekten büyük bir transfer gerçekleştirdi dedi. Dimitrios, you think that he can be player of the first 11 at Real Madrid this season? You know, it's not easy because Real Madrid is the best club in the world and a lot of good players is there, but he has the quality, of course, to show that he can play. It depends on him right now. It depends on how ready he is now, because it's different level. Now he is in the top level with the top players, and if he can show exactly what he can do in the pitch, because he's a fantastic player for me, why not? Okay. Peki Arda Güler'in sence Real Madrid'de forma rekabeti içerisinde yer alma şansı var mı? Bu konuda ne diyeceksin? Kolay değil tabii. Real Madrid'den bahsediyoruz. Tamamen ona bağlı. Onun saha içerisinde ne yapacaklarını bilmek lazım. Bunu önceden kestirebilmek mümkün değil ama bence fantastik bir oyuncu. Yani harika bir oyuncu. Harika yeteneklere sahip. Tabii gittiği takım dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Üst düzeyde futbolcuların yer aldığı, üst düzeyde futbolun oynandığı bir takım. Bunu önceden öngörebilmek mümkün değil ama neden olmasın? Arda Güler elinden geleni yapacaktır ve bence Real Madrid'de forma rekabeti içerisinde yer alabilir ama zor değil tabii. Tamamen onun çalışmasına, verebileceklerine, yapabileceklerine bağlı ama çok yetenekli, potansiyeli olan bir futbolcu olduğunu da söylemek gerekiyor. Dimitrios, you have received any offer from the other big club of Turkey like Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor before agreed with Fenerbahçe? All right now. Yes, like I told you, I don't want to speak for specific because it's not correct for the other clubs. But I want only to say that, like I put in on my Instagram the last post, I want to say also thanks for all the Fenerbahçe fans and from the Turkish people that they hug me and they give me a lot of love, and they are all these fans in my heart, because also until now I receive a lot of messages from Fenerbahçe fans and from a lot of Turkish fans that they love me and they want to show me to play again in Turkey, and I want to say big thanks for them. Thank you very much for this special interview. I wish you the best for the future, Dimitrios. Thank you very much also, thank you. Talk to you again whenever you want, okay? Yes, okay, thank you so much. Bye-bye, goodbye. Thank you, bye-bye. Son sorumuz Dimitrios Pelkas'a. Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan daha önce teklif aldın mı? Ya da bu sıralarda ilgilenen büyük takımlardan seninle ilgilenen, senin transferinle ilgilenen bir takım var mı? Büyük takımlar arasında ilgi gösteren var mı? Şeklindeydi. Bu soruya da daha önce transferle ilgili sorduğum sorulara benzer bir yanıt verdi. Ben daha önce söylediğim gibi herhangi bir takım isminden bahsetmek istemiyorum. Saygı duyuyorum. Ben Instagram hesabımda Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden bir mesaj yayımladım. Gerçekten bana büyük bir sevgi gösterdiler. Bu sevginin beni ne kadar mutlu ettiğini tarif edemem size. Tabii Türk futbol severler de aynı sevgiyi gösterdiler. Ben bunu yaşıyor olmaktan dolayı, burada gördüğüm ilgiden ve sevgiden dolayı çok memnun olduğumu, onları bütün sevgimin olanca kucakladığımı ifade eden ifadeler kullandım Instagram'dan. Dolayısıyla seviyorum Türkiye'yi ve Türkiye'de oynamak elbette ki benim için bir seçenek ama transferde spesifik olarak, özel olarak bir takımın isminden bahsetmeyi doğru bulmuyorum diyor. Dimitrios Pelkas özel röportaj bölümümüzde bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Ah.
Arda Güler'in Real Madrid'e transferi resmiyet kazandı. İspanyol takımı Arda Güler'i transfer ettiğini resmen açıkladı. 18 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını belirtiyor. Real Madrid konuyla ilgili La Liga kulübünden yapılan açıklamada Real Madrid ve Fenerbahçe kulübü 6 sezon daha bağlı kalacak olan oyuncu Arda Güler'in transferinde anlaşmaya vardı deniyor. Yani Real Madrid 6 yıllık bir sözleşme imzalıyor Arda Güler'le. 7 Temmuz Cuma günü öğlen saat 12'de Türkiye saatiyle 13'te Real Madrid City'de Arda Güler'in Real Madrid'in yeni futbolcusu, Real Madrid şehri diye tanımlanıyor Real Madrid'in tesisleri Valdebebas'ta. Real Madrid'in tesislerinde Arda Güler yeri Real Madrid'in yeni futbolcusu olarak takdim edilecek. Ardından Arda Güler medya karşısına çıkacak ifadeleri kullanılıyor Real Madrid kulübünde. Teknik direktör Şenol Çorlu bizimle birlikte Fenerbahçe'ye futbolcu olarak, teknik direktör olarak biliyorsunuz büyük hizmetleri geçti. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür'cüğüm, merhabalar. Merhaba, iyisiniz umarım hocam. İyiyim iyiyim, Allah'a şükür olsun, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun hocam, ben de iyiyim. Koşturuyorum hocam. Kolay gelsin. Sağ olun, eksik olmayın. Arda Madrid'e gitti. Bu transferi nasıl değerlendirdiniz hocam? Gurur verici bir durum değil mi? Dünyanın en büyük takımına gidiyor. 18 yaşında bir futbolcu ve Türkiye'de altyapılardan yetişerek Real Madrid'e giden ilk futbolcu unvanını taşıyor. Evet, bir kere hayırlı olsun. Yani hem kendisi için, hem ülkemiz için, ülke futbolu için, ülkemizin gençleri için hayırlı olsun. Çok güzel bir ilham kaynağı olacak bence Türk gençlerinin adına. Tabii güzel bir hadise. Yani Arda'yı bulup getiren, bu konuda emek harcayan herkese teşekkür etmek lazım. Tabii ki öncelikle teşekkür edeceğimiz kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü. Hı hı. Daha sonra Gençler Birliği Spor Kulübü. Yani kolay değil. Genç futbolcu alıyorsunuz, İstanbul'a, Fenerbahçe'ye getiriyorsunuz. Yine çok genç bir yaşta buna sorumluluk veriyorsunuz ve o işin altından başarıyla kalkıyor. Ve sonra yani hakikaten hepimize ilham kaynağı olacak ve gururlandıracak bir transfer hadisesi gerçekleşiyor. Tabii bunlar çok güzel bir şey. Arda'nın kariyeri adına futbolculuk hayatı boyunca yaşayacağı en güzel hadiseden bir tanesi. Ama tabii Türk olarak hepimizin gurur duyması gereken bir hadise. İnşallah sonu da iyi olur, final de iyi olur. O 6 yılı dolu dolu geçirir. Hepimiz bundan gurur duyarız diye düşünüyorum. Hocam Carlo Ancelotti onu sezon öncesi kamp çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ayın 17'sinde kamp çalışmaları var Real Madrid'in. Orada görecek, bazı hazırlık maçlarında oynatacak. Ama tabii kolay değil. Joselu, Brahim, Vinicius ve Rodrigo var ön bölgede, atak bölgesinde. Orta sahaya baktığımızda Tocameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Ceballos, Kroos ve Modric var. Çok ciddi bir forma rekabeti söz konusu olacak Arda Güler için. Ne diyorsunuz, bu rekabetin içerisinde kendisine yer bulabilir mi Real Madrid'de? Şimdi bir kere şöyle düşünmek lazım. Böyle bir rekabetin içinde Arda kendisini ne kadar geliştirebilir? Dolayısıyla böyle bir ortamda Arda'nın ben çok daha iyi gelişeceğini, hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü önünde çok iyi rol model olabilecek, örnek alabileceği futbolcular var. Bir de İspanya'nın futbol kültüründe de vardır. Yani bunu diğer kulüplerde de görüyoruz. Genç futbolcuları koruyorlar ve fiziksel anlamda gelişmelerine daha farklı bir önem veriyorlar. Arda da inanıyorum ki böyle bir süreçten geçecektir. Dolayısıyla bu zaman içerisinde, belki ilk zamanlar zorlanacak ama zaman içerisinde Arda bu bulunmuş olduğu ortama adapte olup bu diğer ikinci saydığım futbolcularla en iyi şekilde rekabet edebilecektir. Çünkü Arda'nın teknik kapasitesi bunlarla mücadele edebilecek düzeyde, zaman içerisinde bunları geçecek diye düşünüyorum. Sadece bu benim kendi şahsi kanım, fiziksel anlamda belki başlarda bir zorluk çekebilir ama bunu zamanla da o açığı kapatacak diye düşünüyorum. Ben Arda'nın 21-22'li yaşlarda yani Avrupa'yı sallayacağını düşünüyorum. O anlamda ona çok güveniyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Peki. Sayın Şenol Çorlu, Fenerbahçe bölümümüzde bizimle birlikte biliyorsunuz hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye büyük hizmetleri geçmişti. Hocam dün bir basın toplantısı vardı. İmza töreni düzenlendi İsmail Kartal için. Ama tabii Arda Güler meselesi en sonda konuşulan mesele olmasına rağmen bence basın toplantısının önüne geçti. Bilmiyorum aynı kanaatte misiniz? Yani Arda şu an zaten Türkiye'nin gündeminde birinci sırada. Doğru. İspanya'nın da öyle.
Evet, yani dolayısıyla yani bu tip hadiseler çok günceldir. Türkiye'nin gündemine de oturması son derece doğaldır. Çünkü bunlar her zaman olan hadiseler değil. Yani bir genç Türk çocuğunun hepimizi gururlandıracak bir hadiseyi yaşıyoruz. Burada taraflı tarafsız, yani Fenerbahçe olan olmayanın hepimizin gururlanacağı bir hadise, bir dönemden geçiyoruz. Onun için Arda'nın transferi tabii ki Türkiye'nin birinci gündemi olacaktır. Bu son derece doğal. Her şeyin önüne geçecektir. Bu da doğal. Yani umut ediyorum ki yani bu rüya çok tatlı biter. Çok daha başarılarıyla gurur duyarız. Yani ben dün katıldığım kendi programımda da söyledim. Umuyorum Arda'yı bir sene sonra Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk çocuğunun Real Madrid formasıyla o kupayı aldığını görürüz diye düşünüyorum. Hı hı. Arda bunu başarabilecek, yapabilecek kapasitede bir çocuk. Zaman içerisinde inanın her şey çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Peki. Sayın Şenol Çorlu'yla sohbetimiz devam ediyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Ne dersiniz hocam? Nasıl bir sezon yaşayacak İsmail Kartal'la birlikte Fenerbahçe? Sanırım sezon başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak İsmail Kartal. Daha önce iki kez teknik direktörlük deneyimi yaşadı ama hep sonradan takımı devralmıştı. Şimdi sezon başını yapacak Fenerbahçe'yle. Bu tabii farklı bir durumu. Belki de daha zor bir evreyi gerektiriyor teknik direktörlük açısından. Ne dersiniz? Valla tabii İsmail açısından da kolay bir yıl olmayacak. Hı hı. Biliyorsunuz bir 10 yıllık geciken bir de şampiyonluk var. Evet. Yani buna bu sene muhakkak kavuşmak camia olarak istiyoruz. Bir de hakikaten hatırı sayılır futbolcular transfer edildi. İşte hal böyleyken tabii stres daha da artacak hele yıl içinde. Ama ben İsmail Hoca'nın arkasında durulursa, destek verilirse zaman zaman kırılma anları olacaktır. Bu kırılma anlarında İsmail Hoca'ya, teknik ekibine sahip çıkılırsa ben İsmail Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyorum. Yani neden bir Türk çocuğu, yani bir futbolcuya bu kadar destek veriliyor, teknik adama bu kadar destek verilmesin? Bizler imkan verilirse hem futbolcu anlamında hem de teknik anlamda bu zor işleri başarabilecek bilgi beceriye sahip insanlarız, ülkeyiz. Yani neden olmasın? Ben böyle bir fırsat verildiği takdirde herkesin olumsuz düşündüğüne şaşırıyorum. Hı-hı. Yani neden? Yani Türk insanı da bir Alman kadar, bir İngiliz kadar efendim bu işleri başarabilir diye inanıyorum. Tabii ki fırsat verilmesi lazım. Fırsat verilen kişilerin de kendini bireysel anlamda geliştirmesi lazım. Tabii onlar farklı konular. Onlara da tabii değinmek lazım. Ama neden olumsuz düşünülüyor? Bunu anlayabilmem mümkün değil. Yani ben çalıştığım dönemlerde çok elit, yani kamuoyunun çok elit, çok iyi bildiği teknik adamlarla beraber olduğum, yan yana geldim. Yani onlar ayrıldıktan sonra onların o kadar büyütülmemesi gerektiğini, yani gözümüzde büyütülmemesi gerektiğini anladım. Dolayısıyla ben İsmail Hoca'ya güveniyorum. Dediğim gibi yani kırılma anlarında yönetimin ve taraftarın arkasında durduğu vakit ben İsmail Hoca'nın bu büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Hocam dün Başkan Ali Koç'un bazı tespitleri vardı. Dedi ki biz Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da daha çok galibiyet aldık. Son yıllara baktığımızda daha çok gol attık ama şampiyon olmadık. Demek ki giden teknik direktör Jorge Jesus'un söylediği gibi Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor dedi. Bu tespiti kendi içerisinde tutarlı ve mantıklı buluyor musunuz? Yok, kusura bakmayın, onu bulmuyorum. Yani tabii ki çok gol attınız ama şampiyonluğa oynayan takımların içinde de en çok gol yiyen takım siz oldunuz. Evet. Yani şimdi burada yani matematiksel olarak zaten bir denge var. Yani çok gol atmanız size maç kazandırır. Ama çok gol yemeniz de şampiyonluktan eder. Şimdi bu dengeyi iyi sağlayamazsanız hedefe ulaşamazsınız. Defalarca söyledim. Fenerbahçe geçen sene her maç bir gol ve üstü yedi. Yani her maçı kazanmak için iki gol atması lazım. İşte bu olmadı. Bu matematik her zaman tutmuyor. Yani bir İstanbulspor maçını hatırlayın. 3-1 iken 3-3 oldu. İstanbulspor maçında iki tane gol yemezseniz belki Galatasaray derbi maçında farklı çıkacaksınız. Hı hı. Dolayısıyla burada atılan golden ziyade yenilen gollerin hesabının yapılması
ve takım halinde top rakibe geçtikten sonra iyi bir savunma anlayışının takıma oturtulması gerekir diye düşünüyorum. Anlıyorum. Anlatabildim mi? Yani burada sadece çok gol atmanız sizi şampiyon yapmaz. Anladım. Savunma organizasyonunda çok iyi olması lazım. Kesinlikle. Baktığımızda Fenerbahçe'nin zorluk derecesi yüksek maçlarda hep kalesinde gol gördüğünü, çoğu zaman da sonuca gidemediğini gördük. Yani, derbiler bunun en açık kanıtı. Bir Galatasaray maçını hatırlayın, bir Beşiktaş maçını hatırlayın. Evet. Yani dolayısıyla bir İstanbul Spor, Giresun, yani bunlar unutulmayacak maçlar. Kırılma noktalarıydı. Maalesef işte oluyor. Yani çok gol atmanız problemi çözmedi. Edin Dzeko'nun birinci planda düşünülen santfor olduğunu söyledi İsmail Kartal dün. Hocam tabii bu sürpriz bir açıklama değil. Zaten o öyle olacağı için, öyle olduğu için transfer edildi. Edin Dzeko ile ilgili beklentiniz nedir acaba? Yani beklentim tabii ki çok yüksek. Her ne kadar yaşı bir dezavantaj teşkil etse de, ama gola, özellikle fiziğiyle gola çok yatkın. Son vuruşları son derece başarılı. Özellikle kafa vuruşları. Fakat burada Özgürcüğüm, sadece Dzeko ile problemi çözemezsiniz. Yani Dzeko'yu tamamlayacak özellikle sol kanat, özellikle sağ kanattan, hatta ve hatta sol bek kanadından, sağ bek kanadından Dzeko'yu besleyecek rakip takımın ceza sahasına Dzeko'nun fiziksel özelliğini kullanabilecek topları getirirseniz ancak başarılı olabilir. Getiremediğiniz takdirde de başarılı olamaz. Çünkü Dzeko tarzında fiziği olan bir futbolcu kapalı defansa karşı bir avantaj yakalayamaz. Onun için kenarlardan çok top getirmeniz lazım. Bakın Inter'de attığı gollere bakın. Geçen gün biz izledik, yaklaşık 8 gol. 8 golün 6'sını kafayla attı ve yanlardan getiren toplarla attı. Doğru. Şimdi buna benzer pozisyonlar yaratırsanız ancak Dzeko'dan faydalanabilirsiniz. Daha anlamlı olur. Onun var. Şimdi mesela o anlamda da Kent transfer edildi. Yani Kent'i ben hiç seyretmedim, doğruyu söylemek gerekirse. Ama bir kanat oyuncusu. İnanıyorum ki faydalı olur ama Kent solda oynayacaksa sağda kim oynayacak? Kent sağda oynayacaksa solda kim oynayacak? Yani bu anlamda da bence hani saç ayağının bir tanesi eksik diye düşünüyorum. Ama daha transfer dönemi devam ediyor. Bununla ilgili muhakkak kulübümüzün, başkanın bir çalışması vardır diye düşünüyorum. Sayın Şenol Çoğlu fikirlerini sizlerle paylaştı. Teknik direktör Şenol Çoğlu ile Fenerbahçe bölümümüzde ayrıntılı bir sohbet gerçekleştirdik. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim Özgürcüğüm. Ne demek? İyi çalışmalar, başarılar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli İnciler, birazdan reklamlara gideceğiz ama reklamlara gitmeden önce Arda Güler'in oynama olasılığı ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu yorumumu sizlere aktarmak istiyorum. Elbette ki Real Madrid'de üst düzeyde oyuncular var ama Real Madrid'de gerçekten kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratmış olan bir Eden Hazar var. Muhtemelen Eden Hazar'ın yerine düşünecek Carlo Ancelotti ve kamp çalışmalarında Arda Güler'e bu mevki için yer verecek. Arda Güler ön bölgede, atak bölgesinde oynama şansı daha yüksek olan oyuncu ama tabii burada da kolay değil. Eden Hazar rekabet unsuru olur mu bilmiyorum ama Vinicius gibi, Rodrigo gibi, Joselu ve Brahim Diaz gibi tekrar döndü Real Madrid'e Brahim Diaz. Güçlü seçenekler var burada. Güçlü futbolcular var. Bunlarla rekabet içerisine girecek. Bence orta alanda Arda Güler biliyorsunuz orta alanda da oynayabiliyor ya da forvet arkası diyebileceğim serbest adam pozisyonunda da oynayabiliyor ama burada da gerçekten rekabet etmesi güç oyuncular var. Tocumenni, Camavinga, Valverde, Bellingham, yeni transferi Borussia Dortmund'dan aldığı İngiliz oyuncu, Ceballos, Kroos ve Modric, bunlarla rekabet edebilmek gerçekten kolay gözükmüyor. Tecrübe gerektirir her şeyden önce. Ama Arda Güler kendisine yer bulabilir. Özellikle ön bölgede oynatması bekleniyor. Belki zaman zaman kanada yönelik, yani sağ kenar ya da sol kenarda da oynatabilir Arda'yı teknik direktör Carlo Ancelotti ama muhtemelen Eden Hazar'ın, ki durumu belirsiz onun, Eden Hazar'ın rekabette, forma rekabetinde önünde olacak. Böyle bir aritmetik, böyle bir oyuncu kadrosu var Arda Güler'in forma rekabeti açısından Real Madrid'de. Öncelikli olarak Arda Güler'in takıma intibağına bakılacak. Los Angeles'taki kamp sürecinde 17'sinde Los Angeles'ta kampa başlıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Real Madrid. Eğer burada Arda Güler forma rekabeti içerisinde yer alamaz, daha az süre alabilir diye bir kanaat geliştirirse teknik heyet, bu defa onun oynayabileceği bir takımda, sürekli oynayabileceği bir takımda kiralık olarak oynaması sağlanacak. Real Madrid'in planı bu yönde. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından devam ediyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Haber Özel.
Sayın Mustafa Doğru bizimle birlikte. Pek çok futbolcunun yetişmesinde büyük katkıları oldu. Çağlar Söyüncü'nün Altın Ordu'dan çıkıp Freiburg, ardından da Leicester'a gidişinde gerçekten çok büyük inisiyatifler kullandı. Aynı şekilde Cenk Özkaçar'ın Karacabey, Altay, Lyon, şimdi Valencia transferlerinde hep vardı ve bu futbolcuların gelişiminde büyük katkı sağladı. Kendisiyle özel bir söyleşi yapacağız. Yolculuk arifesinde, bir yolculuk arifesinde, ama bize buna rağmen zaman ayırdı. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza sevgili Mustafa Doğru. Hoş bulduk Özgür Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyisiniz umarım. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Söylediğiniz gibi havaalanındayız. Transfer için bir yere gidiyoruz. Doğru. Onun için dışarıdan biraz sesler gelirse dinleyicilerimizden şimdiden özür dilerim. Estağfurullah. Gayet iyi geliyor sesiniz. Şimdi Arda Güler transferi çok önemli ve bütün dünyada ses getirdi. Real Madrid'e gitti. Bu nedenle olsa gerek Çağlar'ın Atletico Madrid transferi çok konuşulmuyor. Halbuki hafta başında Salı günü Madrid'e ulaştı Çağlar ve yarın onun için imza töreni düzenleyecek Atletico Madrid. Ben Çağlar transferinin de gölgede kalmaması gerektiğine inanıyorum. Yani Atletico Madrid de dünyanın sayılı kulüplerinden bir tanesi ve İspanya'nın üçüncü büyük kulübü. Ve Çağlar da çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. Ne dersiniz bu konuda? Kesinlikle. Zaten daha önceki yayınımızda da yapmış olduğumuz yayında da bunu söylemiştik. Çağlar'ın hep yukarıya giden trendde bir kariyeri var. Sadece kontratsal sebeplerden dolayı Leicester City'de küçük bir kesintiye uğramıştı. Hayırlısı olsun. Şöyle söyleyeyim. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Şampiyonlar Ligi kazanmış, İspanya Ligi'nde her yıl öyleye de böyle kafaya oynayan bir takım, büyük bir takım. Dolayısıyla çok büyük bir camia. Ki Çağlar'la olan ilgisi ta Freiburg'dan beri devam ediyor. Andrea Berta'yla bu konuda defalarca kez görüşmelerimiz olmuştu. Çağlar için de hep hayalinde vardı Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Daha büyük, ofansif gücü daha yüksek, daha ofansif ağırlıkta oynayan bir takımda oynamak istiyor idi. İspanya Ligi, La Liga onun içinde onun yetenekleri şimdiye kadar yaptıkları içinde oldukça iyi bir seçenek. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur. Sevgili Mustafa Doğru, ofansif oynayabilen, daha çok ofansif oynayabilen takımlarda olmak istiyor ama bir stoper. Futbol tekniği açısından bunu nasıl yorumlamak lazım? Şöyle söyleyeyim Çağlar, İngiltere Ligi'nde yani Premier Lig'de oynarken de en hızlı sprinter, yani en yüksek hızlı sprinter atan stoper pozisyonundaydı. Her iki ayağını kullanabilmesi açısından, müdahalelerde zamanlaması açısından, özellikle açık alan diye tabir ettiğimiz ofans ağırlıklı oynayan kulüplerde çok daha fazla başarılı oldu. Ki Leicester City'nin geçtiğimiz yıl değil, ondan önceki yıllarda, yani Çağlar'ın ikinci senesindeki yılında büyük bir başarı yakalaması, hatta bir ara Şampiyonlar Ligi potasının içerisinde olmasında da Leicester City'nin atak devamlılığını sağlamasında ilk müdahaleleriyle oyuna topu kazandıktan sonraki oyuna sokuşuyla da son derece katkılarda bulunmuştu. Bu anlamda da hem top tekniğinin yüksekliği açısından, hem iki ayağını birlikte kullanabilmesi açısından, hem sahadaki agresifliği açısından, hem de çabukluğu açısından La Liga'nın ondan talep ettiği sert ve yüksek tempolu oyunu rahatlıkla karşılayabilecek bir kapasitede. Dolayısıyla da bu anlamlarda, bu noktalarda baktığımız zaman da Atletico Madrid'in ondan beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek konumda bir oyuncu. Ki Çağlar'ın da kulüpten karşı bir takım beklentileri var. Başarısal anlamda, şey anlamında. Dolayısıyla her iki tarafında umarım beklentilerinin karşılandığı bir kariyer olur Çağlar için. 11'de olacaktır, hiç kuşku yok ki. Bu konuda sizin de şüpheniz yok değil mi? Forma rekabeti açısından bir sorun yaşamaz Çağlar Söyüncü. Forma rekabeti Çağlar'ı kamçılayan bir şeydir. Ki Leicester City'de bir yılda biliyorsunuz önünde Henry Maguire vardı. Bir de diğer stoper, ismini hatırlayamadım şimdi, İrlanda milli takımının stoperi vardı. O dönemde bile çalışmayı hiçbir zaman bırakmadı Çağlar. Dolayısıyla ciddi bir Premier Ligi tecrübesi var. Yani bugün dünyanın en yüksek tempoda oynanan liginden bahsediyoruz.
Dolayısıyla hem İngilizcesi hem Almancası belli bir seviyede. İki farklı ülkede kültürel anlamda birbirlerinden farklı ülkelerde deneyim yaşamış bir oyuncu. Yani yurt dışı deneyimi de olan bir oyuncu. Dolayısıyla Atletico Madrid'de Simone'nin beklentilerini karşılama noktasında, oraya adaptasyonu noktasında çok zorluk çekeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bir sakatlık yaşamadığı sürece, yaşamadığı sürece 11'de oynar. Ama tabii ki yani Atletico Madrid'in işte Avrupa kupalarını, İspanya Kral Kupası'nı, ligi hepsini bir arada düşündüğümüzde yılda 60-65'e yakın başarılarına bağlı olarak maç, bir de milli maçları düşündüğünüz zaman çok daha yüksek, 60-65'e yakın maçtan bahsediyoruz. Doğal olarak da bunların bir kısmında dinlendirilmelerine, sakatlıktan önlenmesine bir takım şeyler yaşayacaktır. Ama Simone'nin savunmadaki ilk opsiyonlarından birisi olacağını tahmin ediyorum ve eminim bu konuda. Sayın Mustafa Doğru bu önemli açıklamaları yaptı. Bu arada sizin daha önce ifade ettiğiniz gibi Valencia Cenk Özkaçar'ın bütün haklarını aldı, opsiyon maddesini kullandı. Sürpriz değil mi galiba sizin için? Efendim, hayır değildi. Çünkü özellikle ligin ikinci yarısında çok daha fazla şans bulmaya başladı ki bundan önceki yayında da konuşmuştuk. Valencia'nın ilgisi daha Alpay'da iken var idi Cenk'e. Dolayısıyla bakın bugün hem Atletico Madrid hem Valencia özelinde konuştuğum zaman hem Çağlar hem Cenk'e olan ilgileri bunun 3-4-5 yıl öncesine kadar dayanıyor. Dolayısıyla onlar oyuncuyu takip etmekten kesinlikle vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla bugün Valencia Cenk Özkaçar'ın satın alma opsiyonunu kullanarak sadece kendilerindeki performansına bakarak değil, onun gelişimini de, bir oyuncunun nereden nereye geldiği size şu andan sonra nereye gideceği hakkında bir fikir verir. Dolayısıyla onlar Cenk'in potansiyeli ve gelişimini tamamladıktan sonra gelebileceği noktaları görüyorlar. Şey yapıyorlar ki ben Cenk için Valencia'nın son nokta olduğunu düşünmüyorum. Yani Cenk daha yukarılarda, kalibresi daha yüksek kulüplerde bonservis ödenerek transfer yapabilecek noktada tahmin ediyorum ki ilerleyen günlerde bir sakatlık vesaire yaşaması, ilerleyen yıllarda bunu da göreceğiz tahmin ediyorum. Peki. Sayın Mustafa Doğru fikirlerini sizlerle paylaştı. Bir kez daha iyi yolculuklar dilerim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Özgür Bey. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Teknik direktör Muhsin Ertuğral programımızın bu aşamasında konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Nasılsın? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Eksik olmayın hocam. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Sizi soralım her şeyden önce. Arjantin'den sonra biraz bir dinlenme ihtiyacım vardı zannediyorum. Biraz bir İstanbul'a geldikten sonra yazın biraz bir tadını çıkarmaya çalışıyorum. Öyle değil. İyi yaptınız hocam. Arjantin seyahatiniz nasıldı? Bana göre çok iyi, çok tutkulu. Tabii ki futbol dünyası. Hem de U20'nin orada olması hem de bir Avrupa'nın bir takımı için gözlemci olarak gitmemin oradaki çalışmayla birlikte Arjantin'in hakikaten şunu söylemek istiyorum. Altyapılara, gençlere ve çok tutkulu birlik olduğunu dile getirmek lazım hakikaten. Hocam yine uluslararası organizasyonlar devam ediyor. Genç takım turnuvaları Avrupa'da. Bunlarla ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Tabii ki yani sonuçta biraz benim işte U20, U21, U17 falan burada FIFA'nın U17'si, U20'si ve Avrupa'nın U19'u, U21'i biraz burada bir köprü, bu köprüyü bir daha iyi kurmak gerekiyor bana göre. Çünkü U20 Dünya Kupası'na bu sefer baktığımızda neredeyse bir sürü oyuncular zaten kulüplerinde oynuyor veya bir sürü oyuncular da kulüplerinden izin alamayıp milli takımları temsil edemedi. Burada FIFA'nın teknik bölümü biraz daha bununla ilgili bir çalışma yapması gerekiyor. Yani benim düşüncem, yıllarca zaten bu grubun içindeydim. U19 Dünya Kupası gibi veya U18 Dünya Kupası gibi. Çünkü burada UEFA ile FIFA'nın arasında ciddi bir çelişki olduğu gene tekrar dile getirmek gerekiyor. Ne gibi bir çelişki hocam?
Sonuçta UEFA'nın neden bu dünya kupaları olur? Oyuncuların dünya platformlarında yarışmacılığı, işte şiddetli bir turnuvalarda daha çok gelişmelerini sağlamak için ülkelerin yetiştirdiği en üst seviyedeki oyuncuların omuz omuza rakiplerinden karşılaşmak amaçlı oluyor. Ama burada A takımların, bir sürü oyuncuların A takımlarında oynadığı için, izin alamadığı için, bu tarz turnuvalar gelemediği için o zaman biraz bir en seviyedeki, üst seviyedeki yarışmalar olmuyor tabii ki. Sıkıntı orada bana göre. Burada bu 21'de baktığınızda Avrupa'nın bir sürü şu anda yapılması tabii doğru oldu. Çünkü sonuçta bu zamanlarda olması, tatil zamanında olması bu gençlerin oynama şansı buldu. O yüzden kalite artımı da yüksek. Yani burada yaşlara biraz daha bir önem verilmesi gerekiyor. Çünkü bir sürü oyuncular zaten kendi takımlarında oynuyor. Ne dersiniz hocam? Bu U21, U20 şampiyonaları da çok güçlü oyuncular var mı? Ya da oyun kalitesi açısından örnek veriyorum. Bizim ligimize oranla çok daha rekabetçi olduğundan bahsedebilir miyiz? Çok da tabii ki biz maalesef ülkemizde bir saat çok gündemde ve çok dünya yıldızı olacak seviyede. Yani şunu da biraz abartmak gerekiyor. Çünkü hakikaten çok yetenekli ama sadece kalmıyor. Tabii koyacak erken gitmesi ve bu tarz takımlarla yani dünyanın en önemli takımlarının içinde yer bulması umarım orada da o şansı görecek. Çünkü Real Madrid gibi bir takım dikkat ederseniz son yılda hakikaten çok özel gençlere, yetenekli gençlere yer verdi. Onlardan birisi adı olmasa kendi ülkemizde yetişip buralara gitmesi tabii bizim göğsünü biraz yıkar. Oradan sonra Türkiye'de de biraz buna göre bir bakılacak. Ama şöyle söyleyeyim, son Dünya Kupası'na baktığımızda son 6 takım, son 8 takım kalan takımlara baktığınızda sadece Arjantin neredeyse %87 U17 ve U20'lerde oynamış. Gerisi neredeyse hepsi %100. Yani oyuncuların neredeyse hepsi %100 bu U17 veya U20'de oynamış. Demek ki biz buraya biraz daha bir dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim gençlerimiz, bizim milli takımımız U17, U20 Dünya Kupalarında mutlaka bulunması gerektiğini düşünüyorum. Veya U21 Avrupa Şampiyonası'nda. Bunlar çok önemli faktör. Çünkü buradan alt basamak, buradan da üst seviyeye gidip yarışmacı olabiliyorlar. Bu takımlara baktığımızda bunu görüyoruz. Hocam, milli takım son iki maçını kazandı. Ama milli takımla ilgili teknik direktör değişebilir yorumları yapılıyor. Yani Kuntz'un bir türlü güven telkin edemediğinden bahsediliyor. Siz federasyonda da çalıştığınız oradaki yapıyı iyi biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak bir yorum yapmak ister misiniz? Teşekkür ederim sorduğun için. Tabii ki sonuçta milli takım bir uzun süreç olan bir ortam. Yani burada 3 gün içinde bir kadro yapımına hakikaten zorluk çekiyorsunuz. Çünkü birçoğu oyuncularımız yurt dışında oynuyor. Burada tabii çok çabuk hemen yorumlar yapılıp içeriği bilinmeyen ortamlarda biraz da talihsiz oluyor diye düşünebiliyorum. Çünkü konusunda tabii ki güven oyu son aylarda verilmedi. Ama süreklilik, istikrar, başarı getirir. Madem ki bu seviyede bu tarz hocaya getirmelerinden, altyapıdan uzun yıllar çalışmış bir hocaya getirmekle karar verildiyse ona göre, bana göre de devam edildi. Yani şu anda tabii ki kadronun yetersizliği veyahut oyuncunun teknik direktörün yetersizliği çok gündeme geldi ama sonuçta yenildiğimiz karşılaşmada aynı oyuncular sahadaydı. Dolayısıyla bunu biraz dikkatle izlemek gerekiyor. Buna göre burada çok talihsiz açıklamalar oldu. Yani işte bir sene var kaldı ve şu anda biz çok galeri yenmekle biz çok iyi bir adım attık. Çünkü burada sadece artık kendi sahamızdaki karşılaşmaları kazandığımızda bu vizeyi alabileceğiz. Ona göre de bir hazırlık olacak. Ona göre teknik değişimi şu anda çok zarar getirici bir ortam olabilir. Anlıyorum. Yani bunun doğru olmayacağı kanaatindesiniz. Peki. Kesinlikle. Hocam, Galatasaray'daki durumu nasıl görüyorsunuz? Galatasaray ön eleme maçlarını oynayacak, erken turlar. İkinci, üçüncü ve playoff maçları. Ne dersiniz? Galatasaray takım kadroyu büyük ölçüde koruyup bu elemeleri geçer mi sizce? Elemeler tabii karşılaştıkların takımları biz zaman zaman biliyorsunuz bu tarz karşılaşmalarda sezon başında hep sıkıntı yaşadık. Erken açması, erken bunu düşünmesi bana çok iyi ama geçen sene hakikaten biraz bir geri dönmek istiyorum. Aynı zamanlarda olduğunu yanlış hatırlamıyorsam 10 tane oyuncu mu 12 tane oyuncuyla Okan Hoca sezona girmişti, başlamıştı. Bir de hepimiz
büyük soru işaretlerde acaba ne olur diye düşünüyorum. Oradan yapılanmaya bir takım kurmak her zaman kolay değil. Çünkü çeşitli ülkelerden oyuncu bulup monte edip orada bir kolektif, bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Bunlar çok zor şeyler. Yani bazen olur, bazen olmayabilir. Kadro mevcut. Tabii ki çok istikrarlı bir kadro oldu. Umarım bu mevcut kadro tutulabilir. Tabii ki bir iki sıkıntılar olacak burada, o da belli. Ama onların yerine göre bence son yıllarda Galatasaray iyi işler yapıyor. Yani burada iyi etüt, iyi psikolojik ekibi var. Araştırıyorlar. Bunu da yapmış oldu. Zannediyorum hazırlamışlardır ama bana göre biraz da geç kalıyoruz gibi böyle bir his bırakıyor bende. Çünkü sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne geçmek sadece kendi boyutumuzdan değil, maddi açısından çok önemli kazanıyor. Yani burada Şampiyonlar Ligi grup elemelerine kalmamız Galatasaray adına çok çok önemli olacak. Ben kalacaklarına inanıyorum. Çünkü oraya çok ciddi adımlar atmaya çalışıyorlar. Başaracaklarını da çok umut ediyorum yani. Ne dersiniz hocam? Icardi meselesi için Galatasaray'ın transfer gündeminde pek çok oyuncu var. Özellikle orta mevkide oyunu yönlendirebilecek, merkezde oynayabilecek oyunu iki yönlü. Hatta onun önünde Mertens'in yerinde de Galatasaray'ın oyuncu ihtiyacı olduğundan bahsediliyor. Pozisyon olarak değerlendirdiğimizde nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya sizce? Ya bana göre dışarıdaki olay farklı, içeriden farklı. Yani takımın içindeki oyun tarzı, oyun içindeki atipik formasyonlar, gelişmeler falan. Galatasaray'ın bana göre bir tane sorunu vardı geçen sene. O da sol bek pozisyonda. Defansif anlamda, ofansif anlamda ona bakmak gerekiyor. Ya daha çok çapraz olan gelen toplar ciddi sıkıntı yaratıyor. Yani stoperler kademe anlayışını, kenardan gelen kademe anlayışını biraz bana göre zaman zaman bakarsınız. Gol yedikleri anda Galatasaray nereden gol yiyor, nasıl gol yiyor? Onları araştırdığınız sıkıntılar biraz su üstüne çıkıyor. Orada çok ciddi teknik elemanlar var orada. Sadece Okan Hoca değil, onun yanındaki da çok iyi hocalar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunu etüt edip bu bölgeye çok iyi bir monte edilmesi gereken bir oyuncu vardı. Mesela ben Arjantin'de bir oyuncu gördüm ama bütün Avrupa şu anda peşinde. Ortega diye bir oyuncu var. Vestasis. Mesela böyle bir oyuncunun... Ortega mı hocam? Hangi takımda oynuyor Arjantin'de? Ortega, Vélez'de oynuyor. Herkese de buradan yaymış oldum. Peki Galatasaray'ın transfer gündeminde mi bu oyuncu? Hayır, değil. Yani bakılması gereken bir oyunculardan. Bakılması gereken bir oyuncu. Sol bek oynuyor değil mi hocam? Sol bek, Vélez bir ayrı bir, biliyorsunuz 3-4-3 büyüklerinden sonra onların da 3 büyükleri var. Onun dışında gelen onun takımlarından bir tanesi. Kendilerine göre kültürelde farklılık olan bir takım. Orada ben muhteşem bir sol bekler, bakılmasını tavsiye ederim şiddetle. Anladım. Bakalım ilgi gösterecek mi Türk takımları Ortega'ya, sol bek Arjantinli. Hocam bu arada geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta oynayan bir santfor var, Japon oyuncu Kamada. Takip ettiğiniz, bildiğiniz bir oyuncu mu? Şu anda boşta ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu oldu. Daichi Kamada. Takip etmedim mi? 10 numara oynuyormuş yani, forvet arkası, ikinci forvet olarak. Forvet arkası, direkt forvet değil, tam ağzımdan aldınız. Son yıllarda Japonya'nın baktığınızda hem U20'de de çok başarılı, çok öne gidemediler ama çok iyi bir kadrosu var. İki kez seyretme şansı buldum U20 Dünya Kupası'nda. Şeyler de öne, yani Kore'de, Güney Kore'de farklı bir yapıya sahipler. Artık bu tarz ülkeler çok ileriye doğru adım attılar. Sadece gençler değil, kendi A takımlarından çok ciddi oyuncular yurt dışında oynuyorlar. Eintracht Frankfurt'ta da pek seyredemedim tabii ama oyuncunun ismini bildiğiniz Galatasaray'a nasıl yardımcı olabilir önümüzdeki sezon için? Onu dışarıdan şu anda söylemek bence abartmış olurum. Yani etüt edilen oyuncu ise scout grubu bunu ayarlamıştır, bakmıştır, görmüştür. Ama yine bundan dışarıdan da bunları yorumlamak doğru olmaz. Zaten basının vermiş olduğu kaynaklar bana göre bazen yanıltıcı olabiliyor. Peki. Yanıltıcı olabiliyor. Peki. Haklısınız hocam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eksik olmayın hocam. Ben teşekkür ederim size. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, iyi günler. Sağ olun. Teknik direktör Muhsin Ertural bizimle birlikteydi. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.